Bir karakteri harekete geçiren şeylerin ne olduğu hakkında biraz düşündüğümüze göre hadi şimdi bunu tersine çevirelim ve yollarına çıkabilecek şeyleri de bir düşünelim. Bunlara engeller diyebiliriz. Engel dediğimiz şey herhangi bir şey olabilir. Bir insan, çok uzak bir mesafe ya da çok korku gibi içsel bir şey olabilir. Ne olursa olsun engel bir karakterin yolunda duran ve istediği ya da ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmesine mani olan şeydir. Şimdi gelin hikaye sanatçılarımızdan da bu konudaki düşüncelerini dinleyelim. Hikaye anlatıcılığı sadece karakterin ne istediği ya da neye ihtiyaç duyduğuyla değil, aynı zamanda önlerine çıkan engellerle de ilgili. Yani nasıl çatışma var? Şöyle bir değişimiz var. Biz bu karakterleri yaratıyoruz. Sonra onları bir ağaca oturtup üzerlerine taş atıyoruz. Yani hayatlarını zorlaştırıyoruz. Mesela Marley'nin engeli, Okyanus korkusu olabilir. Nemo'ya sürekli mercanlarda kalmasını, buranın güvenli olduğunu söyler. Daha sonra Nemo'ya yeniden ulaşması için rahat hissettiği her şeyden uzaklaşması gerekir. O noktadan itibaren Marlin'in önündeki engeller, oğluna ulaşmaya çalışırken ve oğluna güvenebileceği bir noktaya gelirken onu konfor alanından çıkarmak üzere tasarlandı. E.T. filminde çocuk karakter Elliot uzaylı olan E.T. ile tanışır ve E.T.'nin dünyada kalmasını ister. Ama buradaki engel E.T.'nin uzaylı olmasıdır. E.T. dünyada kalamaz. Kalırsa yaşayamaz, ölür. Ben karakterin başarması gerektiği şeyi fark etmesi için en iyi yolun ne olduğu hakkında düşünüyorum. Pixar'da bu hikayeleri yaratırken ve bu filmleri yaparken bu yolculuğun karakter için ne anlama gelebileceği sorusunu tekrar tekrar sorarak ilerleriz biz. Karaktere bağlı olarak korku engenin bir parçası olabilir. Çoğu zaman korkularımızdan kaçarız ve onlarla ilgilenmemeye çalışırız. Yani yüzleşmesi gereken bir korkusu olan bir karakter yaratırsanız, yarattığınız şey anlık kaç ya da dövüş senaryosudur ve bu da karakterinizi tepki vermek zorunda bırakır. Hikayelerinizi geliştirirken genellikle eğlenceli şeyleri yani araba takibi nasıl olacak, kötü karakter nasıl görünecek gibi dış etkenleri düşünmek istersiniz. Ama daha önemlisi bu araba takibi ya da kötü adam karakterin engelini, onun içindeki kusurları ya da eksikleri nasıl yansıtacak sorusudur bence. Önemli olan budur. Karakterinizin önüne koyduğunuz tüm bu engeller onların kendi istekleri ve ihtiyaçları hakkında düşünmelerine neden olur. Benim en sevdiğim örneklerden biri Arabalar filminden. McQueen'in en çok istediği şey Kaliforniya'ya gidip büyük yarışı kazanmaktır ama radyatör kasabasında sıkışıp bir yolu tamir etmek zorunda kaldığında aslında ihtiyaç duyduğu şeyin yavaşlamak, yolun tadını çıkarmak ve arkadaşlar edinmek olduğunu anlar. Sıradaki alıştırmada karakterlerin karşısına çıkabilecek engeller ve bunlara verdikleri tepkiler hakkında daha çok düşünme şansınız olacak.